Allah uzun ömürler versin, Ahmet Vanlı oğlu ve ben, hayırlı ömürler nasip eylesin. Üçümüz aynı odada oturuyoruz. Şimdi iri yarı bir adam geldi, Timurtaş Uçar'ın masasına oturdu. Timurtaş Bey de Ahmet Bey'in masasında telefonla konuşuyordu. Çünkü telefonumuz yoktu. Tek bir telefon vardı müftü yardımcılarında. O da müftü efendinin telefonuyla paraleldi. Eskiden böyle çok telefon yoktu. Çünkü herkesin cebinde telefon var. O telefonla konuşuyordu. O sıra koltuğu boş buldu. İçeri girdi. Adam geçti oturdu oraya. Böyle tam da kuruldu büyük bir şeyle. Beyler ben peygamberim dedi. Şimdi Ahmet Vanlıoğlu dedi ki hoş geldiniz dedi. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim dedi. Ne yapabiliriz dedi sizin için? Dedi ki bu millet çok bozulmuş dedi. Kimse benim peygamberliğime inanmıyor. Böyle giderse bu milletin başına büyük felaketler gelecek. Onun için dedi bana bir belge verin, bir de basın toplantısı düzenleyin. Ahmet Vanlıoğlu dedi ki affedersiniz dedi, siz kimin peygamberisiniz? Tabii ki Allah'ın peygamberiyim dedi. O zaman buraya yanlış geldiniz dedi. Biz belgeyi bizim görevlendirdiğimiz kişilere veriyoruz dedi. Allah'ın görevlendirdiği kişilere belge verme yetkimiz yok. Sen git belgeyi ondan al. Adam dedi ki doğru söylüyorsun ya dedi. Kalktı gitti. Sonra bir iki gün sonra gazetelerde gördük adam Bakırköy'den kaçmış. Şimdi Bakırköy'den kaçmayanlar da var. Yıllarca kendilerini bir şekilde hazırlıyorlar. Mesela zamanımızda kendisini İsa diye hazırlayan, Mehdi diye yıllardır hazırlayan kişiler yok. Televizyon dolaşıyorlar, kendilerine Mehdi dedirtiyorlar. Farkı yok.